Evet, Sürtüme kuvveti arkadaşlar öyle e, sıkıntılı bir konu ki bir sürü kavram yılgısı var bununla ilgili. Yani map kitaplarında bile doğru olmayan ifadeler bulunuyor. Dolayısıyla kafanızın karışması çok doğal. O yüzden çok iyi araştırmanız birçok e, örneğin Ertan Sinan Şahin ve Tol Tolga Bilgin Hoca'dan mutlaka izleyin bunlarla ilgili videoları da e, birkaç defa izleyin iyice pekişsin. Çoğu kitapta hatalı çünkü şeyler ifade ediliyor. Ne demiş bakın mesela buradaki hatamızı görelim. Sürtünme kuvveti birbirine temas eden yüzeyler arasında. Bu kısmı doğru. Yüzeylere paralel doğrultuda oluşan. Bu kısmı da doğru. Ve hareketi zorlaştıran bir kuvvettir. Ve iki yüzeye de etki eder. Şimdi doğru kısımları açık mavi ile işaretleyeyim. Şu kısımlar doğru. İki yüzeye etki eder. Bu da doğru. Fakat hatalı kısım Hareketi zorlaştıran bir kuvvet kısmı genelleme yapılabilecek bir cümle değil. Bazen o yani doğada mesela sürtünme kuvveti olmasaydı yeryüzünde biz harekete geçemezdik. Zeminin sürtünmesiz olduğunu düşünün bir buz üzerinde harekete geçmeye çalıştığınızı adım atmaya çalıştığınızı düşünün. Ya da yağlı bir yere yağ akmış olsun orada e, sürtünme kuvveti çok küçük bir de yere düşsün harekete geçebilir misiniz? Geçemezsiniz. İlla bir sürtünme kuvveti lazım. Bazen hareketin kaynağı sürtünme kuvvetidir. Yani sizi harekete geçiren şey sürtünme kuvvetidir. O yüzden hareketi zorlaştıran bir kuvvettir kısmı ifadesi doğru bir ifade değil. Ee, bunları masaya yatıracağız. Cisim hareket halindeyken yüzeyde oluşan sürtünme kuvveti cismin hareket yönüne ters yöndedir. Evet işte bir hata da burada her zaman ters yönde olmak zorunda değil. Yani kitabın kendi örnekleri var zaten. Birazdan göreceğiz. Harekete geçti. Çünkü sürtünme kuvveti sayesinde harekete geçti bir cisim. Örneklerini göreceksiniz. Bu kitabın içinde de yer alıyor. Ve bir bakıyorsunuz ki hareket yönüyle aynı yönde sürtünme kuvveti. Evet o yüzden burada baya bir dikkatli olmamız lazım tekrar edelim. Cismi hareket ettirebilmek istenen yönde uygulanan kuvvet cismi harekete geçirememişse sürtünme kuvvetiyle dengelenmiştir. Net kuvvet sıfır olabilir evet sürtünme kuvveti sayesinde. Bu durumda hareket ettiril ettiril ettirilmek istenen doğrultudaki kuvvet ile sürtünme kuvveti eşit büyüklükte olur. Tamam bunda sıkıntı yok. Kuvvet artırılımına dengeleyici olan sürtünme kuvveti de artar. Cisim hareketi geçtiğinde sürtünme kuvveti en büyüklerine ulaşır. Bunlar statik sürtünme kuvveti ile ilgili kavramlar ve ben ayrıntılı bir şekilde birazdan anlatacağım. Yüzeyin cinsine bağlı olarak değişen sürtünme katsayısı K ve yüzeyin cisme uyguladığı tepki kuvveti N ise sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F sürtünme K çarpı normal kuvvet bağıntısıyla bulunur. Bunda da sıkıntı yok. Evet büyüklüğünü bu şekilde bulabiliriz. Ama bu e, şöyle diyelim. Bu da her durumda geçerli değil. O yüzden her durumda geçerli olmadığı için onu açık maviyle yapmayalım. Böyle sarı renk yapayım. Bazen geçerli bazen değil. Statik sürtünme kuvvetinde bu ifadeyi yani her zaman şöyle diyebilirsiniz. Ne arttıkça ev sürtünme artar gibi bir kavram yanılgısına düşebilirsiniz. O yüzden sarı yaptım. Örneklerle açıklayacağım. Yatay ve düşey düzlemde bulunan cisimlere farklı şekilde uygulanan kuvvetler ve etken sürtünme kuvvetleri burada gösterilmiştir diyor. Bunları inceleyeceğiz. Evet. Evet. Şimdi biz sürtünme kuvvetini ikiye ayırıyoruz. Duran bir cisme etki eden sürtünme kuvvetine statik sürtünme kuvveti diyoruz. Statik zaten durgun demek duran demek değil mi? Hani hastanın durumu stabil falan deriz. İkincisi ise hareket halindeki cisimlere etki eden sürtünme kuvveti ki buna da hareketle ilgili bir kavram kinetik. Kinetik sürtünme kuvveti diyoruz. Statik sürtünme kuvvetini hesaplarken statik sürtünme katsayısı ile işlem yapacağız. Kinetik sürtünme kuvvetini hesaplarken de kinetik sürtünme katsayısı ile işlem yapacağız. Peki sürtünme kuvvetini genel olarak nasıl bulacağız? K sürtünme katsayısı çarpı Yüzeye dik olan normal kuvveti. Tabii ki bu her zaman geçerli değil. Her zaman geçerli değil. Sadece bu bazı durumlarda bizim kullandığımız bir şey. Yani bu formül e, birazdan ayrıntıdan anlatayım. Nerede kullanamadığımızı ya da bu formülün nerede böyle e, istediğimiz şeylere uyum sağlayamadığını masaya yatıracağız. Bunlarla ilgili sorular çözmüştüm. ÖSYM'nin sorduğu sorular 2020. Ne yazık ki. ÖSYM kanallara dava açmış. O yüzden o videoları kaldırmak zorunda kaldım. Kendimi başka örnekler üzerinden yine olayı hatırlatmaya çalışacağım size. Şimdi şöyle bir grafik var. Bakın bu grafiği tek tek e, çizerken sizin zamanınızı almak istemediğim için kendim çizdim. Yukarı doğru olan şu ekseni sürtünme kuvveti. statik ile kinetik olarak ayırmadım. Bakın sürtünme kuvveti olarak yazdım. Ve bu tarafa doğru olan ekseni de cisme uygulanan F kuvveti olarak belirledim. Ve F kuvvetinin belli değerlerine bağlı olarak burada sürtünme kuvveti de belli değerler aldığı ve böyle bir grafik oluştuğunu farz ediyoruz. Şimdi sarı bölgeler, bakın cismi sarıyla çizdiğim bölgelere denk gelecek. Pembe kısımda cismin pembe olduğu kısma denk gelecek. F kuvveti, mavi kuvvet, bakın uygulanan kuvvetler. Sürtünme kuvvetini burada şu bölgede sarıyla, bu bölgede de neyle göstereceğim? Pembeyle göstereceğim. Evet, <laughs> birinci kısım. Cisim sarı olarak çizdiğim kısımlarda ne yapmayacak? Harekete geçmeyecek. Yani dolayısıyla buralarda statik sürtünme kuvveti aktif olacak. Bu durumda harekete geçmiyorsa, duruyorsa ilk başta duruyor verdim. Net kuvvetin sıfır olması lazım. O bölgelerde net kuvvetin sıfır olabilmesi için ne olması gerekir? Uyguladığım kuvvet ilk başta işte 2 Newton F kuvveti sonra ne kadar? 4 Newton sonra artırıyorum işte 6 Newton yapıyorum, 8 Newton yapıyorum başlangıçta da F ne kadar? sıfır. net kuvvetin sıfır olabilmesi için 2 Newton'lık uyguladığım bu kuvvete bağlı olarak sürtünme kuvveti ne kadar çıkmalıdır? 2 Newton çıksın ki sürtünme kuvveti uyguladığım bu kuvveti dengeleyebilsin ee, burada F'ye 4 Newton verirsem dolayısıyla buradaki sürtünme kuvveti ne olacaktır? 4 Newton peki burada F'ye 6 Newton verirsem o zaman burada da uygulayacağım sürtünme kuvveti 6 Newton ne zamana kadar duracak? yani bu Acaba bir sınırı var mı? Yani 1 milyonda uygularsam yine 1 milyon mu olacak sürtünme kuvveti? Şimdi bunlara bakalım. Nereden yararlanacağım özür dilerim. Sürtünme kat sayısından. Şimdi sürtünme kuvveti statik eşittir. K çarpı yani K statik çarpı N diye hesapladığınız şu sonuç var ya. O sürtünme kuvvetinizin maksimum alabileceği değeri size buldurur. Başka bir şey buldurmaz. En büyük kaç Newton olabilirse bunu buldurur. Şimdi verilmiş kat sayısı ne nedir? Yüzeye dik kuvvet. Yani yüzey pardon, yüzeye dik kuvvet diyorum. Yüzeye tarafından cisme uygulanan normal kuvveti. Neyin yüzeyine? Yani yüzey derken yer yüzeyi, işte masa yüzeyi değil. Cismin yüzeyine uygulanan dik kuvvet. Tabii ki bu cismin kütlesini vereyim. Ne kadar olsun? hadi 2 kilogram olsun. Dolayısıyla cisme şurada çizelim. Ne etki edecektir? Aşağı doğru 20 Newton'luk bir ağırlık. Bu durumda cisim masanın içine doğru hareket edemiyorsa demek ki y eksenindeki net kuvvetin sıfır çıkması lazım. O zaman yüzeyine uyguladığı normal kuvvetinin büyüklüğü de yine ne çıkacaktır? 20 Newton. Bunlar birbirini ne yapıyor? Çünkü dengeliyor. Y ekseninde hareket edemiyorum. O zaman geldim buraya. K statik ne kadar vermiş? 4 bölü 10 çarpı 20 yazdım. Buradan bulduğum değer ne çıktı? 8 Newton. Bu 8 Newton neyi anlatıyormuş size? Statik sürtünme kuvvetini alabileceğim maksimum değeri. Daha büyük bir değer alamaz. Dolayısıyla 8 Newton'lık bir kuvvet uygularsan da evet statik sürtünme kuvvetin 8 Newton çıkar. Bunların hepsi statik. Fs statik, Fs statikliğim karışmasın. Peki 8 Newton uyguladın, harekete geçiremedin. Çünkü statik sürtünme kuvvetin 8 oldu. Ve net kuvvet 0 oldu. Daha sonra şurada gördüğün gibi 9 Newton'lık bir kuvvet uyguladın. Şu 8 ile 9 arası son, olayı sonradan açıklayacağım. 9 Nm'lik bir kuvvet uyguluyorsan statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 8 olabiliyorsa o zaman artık bu cisim ne yapar? 9 Nm'lik kuvvetin etkisiyle harekete geçer. Yani şunu demek istiyorum. Sen sürtünme kuvvetinin maksimum değerini hesapladın ve 8 Nm çıktı. Bu şu anlama geliyor. Cismi itmeye çalıştığın zaman bir kuvvete ya da çekmeye çalıştığında ona hiç kuvvet uygulamıyorsan işte sıfırsa statik sürtünme kuvveti sıfırdır. Çünkü şu yönde bir kuvvet çizersen 8 sistemde net kuvvet oluşur. Net kuvvetin olmaması lazım. Yani masa üzerinde duran hiçbir şekilde hiçbir kuvvetle itilmeyen cisme uygulanan statik sürme, sürtünme kuvveti ne kadar mı? Sıfır. Yani sıfırken sıfır. Bak şurayı işaretledim. Sonra 2 Newton'lık bir kuvvet uyguladım. Ama benim hesapladığım kuvvete göre sürtünme kuvvetine göre 8 Newton 2 Newton'lık bir kuvvetle yenilemeyecek bir kuvvet. Dolayısıyla 2 Newton'a ittirsem de kutuyu, kutuyla yüzey arasındaki sürtünme katsayısını hesapladığım maksimum statik sürtünme kuvveti 8 ise 2 Newton'la onu hareket ettirmeye yetecek midir, yetmeyecektir. Hareket ettiremeyeceğim. Hareket ettiremeyeceksem statik sürtünme kuvvetim 2 Newton olmak zorunda. Çünkü 8 dersem 8 ile 2'nin bileşkesi şu yönde 6 çıkar. Oysa ki sen hareket ettiremiyorsan net kuvveti ne almak zorundasın? Sıfır almak zorundasın. Bu sebeple uyguladığın kuvvet 2 Newton olduğunda aslında hissedilen sürtünme kuvveti orada 2 Newton olacak. Kuvveti artırdın 4 yaptın. Yine 8 Newton'luk o hesapladığın değerin altındasın. Yani cismi yine hareket ettiremiyorsun. İtiyorsun itiyorsun gücün yetmiyor. Ha demek ki o zaman orada yine net kuvveti sıfır yapabilmek için statik sürtünme kuvvetinin hangi değeri alması gerekiyor? 4'ü. 2 Newton uyguladın 2 değerini aldı. 4 Newton uyguladın 4 değerini aldı. 6 ile ittin yine harekete geçiremiyorsun. O zaman statik sürtünme kuvvetinin değeri ne oldu? 6 oldu. Peki geldin 8 uyguladın yine hareket ettirebiliyor musun? Hayır ettiremiyorsun statik sürtünme kuvvetinin 8 oldu. Şimdi bak bundan daha büyük bir değer hesaplayamazsın artık bulamazsın artık. Çünkü senin o formülden bulduğun değer maksimum değer. O halde şimdi 8'den birazcık fazla bir kuvvet uygulasam. Örneğin 8 virgül sıfır 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 bin saat sonra hala böyle sıfır sıfır dediğimi düşünün düşünün sonra da yanına bir bir ekleyeyim. 8 ve yanında sonsuza yakın sıfır ve sonunda bir bir bu kuvvet sekiz nitnam büyük müdür büyüktür dolayısıyla bir net kuvvet doğar mı doğar net kuvvet varsa artık cisim ne yapacaktır? Durumunu bozacaktır. Duruyordu Harekete geçecek bu net kuvvet etkisi altında. Harekete geçtiği an ise artık statik sürtünme kuvveti devreden kalkar. Çünkü hareket söz konusuysa sürtünme kuvvetinin adı ne oluyordu? Kinetik sürtünme kuvveti. Ha, demek ki 9 N'lık bir kuvvet uyguladığımda statik sürtünme kalfı çok daha büyük bir kuvvet olduğu için bu cisim harekete geçecektir. Ama hareket anındayken artık oraya statik sürtünme kuvvetini yazamazsın. Kinetik sürtünme kuvvetini yazarsın. Onu da hesaplayalım. Fs kinetik. Neyi kullanacaksın? Kinetik sürtünme katsayısı çarpı normal kuvvet. Kinetik sürtünme katsayısı 0,3. 3 bölü 10 çarpı 20. Ne çıktı? Statik 8 iken kinetik sürtünme kuvvetin sana ne çıktı ya? Ha, 6 Newton. Şimdi neden 6 Newton? Daha az bir kuvvet statiğe göre. Ha bu arada kinetik sürtünme katsayısı aslında şu 8 ila 9 N'lik kuvvet uygularken yani hareketin yeni başlangıcı, daha yeni taze hareketi geçmiş o bölgede sabitlenmez. Buradaki sayısal değeri atalladım tabii ki ben. Ne yapar? Yavaş yavaş bu kinetik sürtünme kuvveti daha küçük değerler almaya başlar ve belli bir noktadan sonra tekrar sabitlenir. Olay şu burada da. Evet sürtünme kuvveti aslında yüzey alanına bağlı bir şey değil. Yani yüzeye dik kuvvete bağlı gördüğünüz gibi yüzeyin sürtünme katsayısına bağlı yani siz işte şu kutuyu böyle de koysanız böyle de koysanız yüzey alana bağlı olmaksızın sürtünme kuvveti ne yapar çektiğinizde kutuya eşit bir kutu etkiler. etki eder ama aslında şöyle bir şey var olayda biz bazı şeyleri tabii ki ihmal etmek zorunda kalıyoruz fizikte Şimdi şöyle düşünün duran bir lastik araba lastiği hayal edin duran bir lastik basıncın etkisiyle yerin içine doğru ne yapacaktır? Bir kuvvet uygulayacak. Bu basınç sayesinde o lastikler yerin içine şöyle yer sonuçta çok yakından bakıldığında dümdüz bir asfalt değil aslında üstü pütürlü pütürlü. Tırtıklı tırtıklı. Lastik de tırtıklı tırtıklı. Lastik atomlarının işte o yüzeydeki moleküllerin yer moleküllerine böyle birazcık şöyle parmaklarımın arasındaki gibi düşünün girdiğini düşünelim. Hani ...oturdu yere öyle düşünelim... ...şimdi dolayısıyla... ...girdiyse aslında şurada bakın... ...bir sürü temas halinde... ...noktalar var... ...bu noktalar birbirine kilitlendi... ...ve araba... ...ben içsem de harekete geçemiyor... ...ama eğer... ...harekete geçiyorsa... ...hareket halindeki bir otomobilin lastiğinin öyle... ...oturduğunu görmezsiniz... ...harekete geçebilmesi için yüzeye çıkması lazım... ...yani yüzeylerin... üst üste olması lazım... Lastik ne yapar? Harekete esnasında biraz yukarı çıkar. Sonra yüzeyde birbirlerine dokunurlar. Şuralarda. Tırnak uçların birbirine dokunur artık. Yani dönme hareketi. Yani harekete dönmeyi karıştırma. Şimdi harekete geçtiği an artık o kadar gömülemeyecek. Dolayısıyla birbirlerini etkileyen tanecik sayısı ne olacaktır? Azalacaktır. O yüzden kinetik sürtünme katsayısı, statik sürtünme katsayısına göre daha küçük bir değer alır. Daha küçük bir kuvvet olur bu sebeple. Ha neye göre küçük? Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerine göre küçük bir kuvvet. Yoksa gördüğünüz gibi grafikte ben ne yapmışım bakın. Şuraya denk getirmişim. Kinetik sürtünme kuvvetimi sabitlemişim. Ama aslında buralarda da statik sürtünme kuvveti değerler alabiliyor. 6 ile 8 arasındaki her değeri alabiliyor. Uyguladığım kuvvete eşit olacağı için büyüklük olarak. Evet. Ne diyordum? Bunu <laughs> Bunu şoför falan şöyle söyleyeyim. Mesela ben kırmızı ışıkları gördüğümde yandı yolunda kırmızı ışığı de böyle gidip önünde fren yapmam. Uzaktan hafiften yavaşlarım, yavaşlarım, yavaşlarım. Amacım şudur: O ışık sarıya dönerse hiç durmadan hareketime devam edebilirim. Çünkü eğer şunu yaparsam, durursam duruştan kalktı kalkışa geçmek için daha çok ee, aracımın efor sarf etmesi gerekir. oysa ki durmadan yoluna devam edebilirsen işte ne olacaktır? Kinetik sürtünme kastesi devreye girdiği için daha az zorlanıp rahatlıkla ne yapacağım? Yoluma devam edebileceğim. Öyle düşünebilirsiniz. Evet dedik ki şey şu bölgede uyguladığım kuvvet büyüklüğünde statik sürtünme kuvvetlerim var. Sonra 8'i geçtikten sonra şu bölgede küçük bir azalma oluyor. Yani lastikler tamamen yüzeye çıkana kadar orada gittikçe statik şey kinetik sürtünme kuvvetim azalıyor azalıyor tam yüzeye geldiğimde artık kinetik sürtünme kuvvetimde minimum değeri oluyor ve ondan sonra sabitleniyor artık yüzey üzerinde hareket ettiğimiz için. Evet bu değerde neymiş? Ah 6 demişim ben buna ya 6 şu grafiği yanlış çizmişim yalnız. O zaman şunu 0.35 vereyim çocuklar. Şunu 0.35 vereyim ki bunu 35 ee, ah çarptığımızda 7 Newton çıksın burası tamam mı? Evet. 0.35 35 bölü 100 çarpı 20 buradan 7 Newton çıktı. Yani şu kısım 7'ye denk geldi. Evet bundan sonra tabii ki ben işte 9 Newton'lık kuvvet uyguladığımda kinetik sürtünme katsayım Fc kinetik hesapladım yerine yazdım 7 Newton. Evet sabitlendi artık. Burada da 12 Newton F kuvveti uyguladım ama yine kinetik sürtünme kuvvetim var. O kuvvet 7 Newton ve yine burada 16 Newton'lık kuvvet uyguladım. Yine sürtünme kuvvetim kinetik olduğu için 7 Newton. Şimdi bu bölgeye kadar ne görüyorum? Bu bölgeye kadar cisme etki eden net kuvvetlerin hep sıfır olduğunu görüyorum. F net sıfır. F net sıfır. F net sıfır. F net sıfır. Evet. Bunların hepsi sıfır. Uyguladığım kuvvet kadar neyim var? Statik sürtünme kuvvetim. Yani şu açı aslında kaç derece? 45 derece. 2 iken 2, 4 iken 4, 6 iken 6, 8 iken 8. Sonra devreye ne giriyor artık? Şu bölgeden çıktığım an kinetik sürtünme kuvveti giriyor. Bu bölgelerde uyguladığım kuvvet arttıkça şu anda net kuvvetim ne kadar bak? 9'dan 7 çıktı 2. Burada ne kadar? 12'den 7 çıktı 5. Burada ne kadar? 16'dan 7 çıktı 9. Ha, bu kuvvetler artık ne yapıyor? Gittikçe artıyor. Net kuvvetim gittikçe artıyor. Net kuvvetim gittikçe artıyorsa Tabii ki dinamin temel prensibine göre F net eşittir MA diyeceğimden kütlem sabit net kuvvetim arttıkça ivmem de artacaktır. Bu bölgede ne oluyormuş? Şu yönde gittikçe daha çok kuvvet uyguladıkça ivmemiz artıyor. Net kuvvetimiz artıyor ve burada hareketliyiz. Ama bu bölgede net kuvvet hep sıfır ve cisim nasıl? Durumunu koruyor. Hareketsiz. Hızınız yok. Net kuvvetiniz yok bu bölgede. Bu bölgede hareketsizsiniz. Bu bölgede hareketsizsiniz. Umarım burada şimdi buraya kadar statik sürtünme kuvveti, kinetik sürtünme kuvvetlerinin ayrımını anlaşmışızdır. Ne yapıyormuşuz? Bize verilen statik sürtünme katsayısı ile maksimum değerini bulabiliyormuşuz statik sürtünme kuvvetinin. Dolayısıyla şöyle bir soruyla karşılaşırsanız, evet mesela böyle bir soru. F kuvveti ile itilen m kütleli cisim duvarın üzerinde orada hareketsiz bir şekilde durmaktadır diyorsa hemen ne yaparsınız bakın? 1. Bu cisim normalde aşağı doğru Mg büyüklüğünde ağırlıkla hareket etmek isteyecektir. Hareket edemediğine göre şu yüzeyde uygulanan bir sürtünme kuvveti olmalı. Y eksenindeki net kuvvetin sıfır çıkabilmesi için. Yani şurada bir sürtünme kuvveti var. Tam burada. E, görünmüyor galiba. Evet yazdım şimdi. E, net kuvvet y ekseninde sıfır olduğuna göre ne olması lazım? Demek ki bu statik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü büyüklüğü mg'ye eşit olmalı. Birbirlerini ne yapsınlar? Dengeleyebilsinler çünkü. Şimdi sen buradan şunu yazarsan f sürtünme eşittir işte statik sürtünme kuvveti k çarpı yüzeye dik kuvvet. Yüzeyin bu. Yüzeye dik kuvvet ne kadar? F ile ittiğine göre cismi cisimde ne yapacaktır? Bu kuvvetle duvarı itecektir duvar tarafından da cisim ters yönde bir en kuvvetiyle itilmiş olacak. Yani N kuvvetinin büyüklüğü aslında neye eşit? F kuvvetinin büyüklüğüne. Evet soruda dersek işte F kuvveti artırılırsa ne olur? Cisim hareket eder mi yukarıya doğru? Hayır diyeceksin. Çünkü ne olacaktır? Statik sürtünme kuvvetin buna bağlı. Tamam bundan hesapladın. Ama F'i artırmak statik sürtünme kuvvetini ne yapamaz? Artıramaz. Yani yüzeye dik olan normal kuvvetini artırmak statik sürtünme kuvvetini artıramaz. Çünkü bu cisim statik sürtünme kuvveti sayesinde yukarı doğru harekete geçemez. Yani işte daha önceden bazı soru çözümlerinde göstermiştim. Alnıma dayadım bu silgiyi. Şu uyguladığım F kuvveti bak. Bu kuvveti artırdıkça büyütüyorum büyütüyorum. Silginin yukarı çıktığını görmüyorum. Yani istediğim kadar artırayım. Evet N kuvvetini artırabilirim. F kuvvetini artırırsam normal kuvvet artar. Ama bunun sonucunda statik sürtünme kuvvetim artamaz ne eşit? MG'ye. Y, y ekseni bir hareket olmadığına göre her zaman buna eşit olacaktır. Net kuvvet sıfırsa. Ha azaltabilir miyim? Evet. F kuvvetini çünkü bu benim bulduğum MG nedir? Statik örneğin MG 2 kilogram olsun. 2 kilogram. Biz de statik sürtünme kuvvetinin bu durumda 20 Newton'a maksimum eşit olabileceğini bulduk. O zaman eğer ben bir şekilde bu F kuvvetini azaltırsam daha küçük değerler uygularsam belki de ne olamaz artık sürtünme kuvveti bu cismi dengeleyecek boyuta gelemez yani al F kuvvetini sıfır yaptım al düştü bak aşağı doğru hareket ediyor F kuvvetini yani azaltıyorsa tutamayabilirim silgiyi evet dediğimiz gibi bu onun maksimum değeri ee, o zaman ne olabilir mesela sürtünme katsayısından hesaplayarak bir şekilde F metak sürtünme katsayısını de verelim. Ne olsun? 0,25 olsun. O zaman dedim ki F kuvveti de 4 Newton verilsin. Bu durumda sen dedin ki F sürtünme eşittir. 0,25 yani 1 bölü 4 çarpı 4 çıktı sana 1 Newton. İşte bu 1 Newton'lık kuvvet sana neyi anlatır? yani MG statik sürtünme kuvvetinden büyük. Cisim harekete geçecek demek. Cisim harekete geçtiği anda artık ne yaparsan Statik sürtünme kuvvetini kullanamazsın zaten. O zaman da hemen kinetik sürtünme katsayısını arar. Yeniden kinetik sürtünme kuvvetini hesaplarsın. Evet mesela böyle bir örnek verelim. 2M ve M kütleli cisimler duvara bu şekilde ne yapsınlar? Saplanmış olsunlar. Hareket etmiyor olsunlar. Hareket etmiyorlarsa bunlara uygulanan sürtünme kuvveti nedir dediğimde K cismi olsun L cismi K'ya uygulanan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ne kadar olacaktır? Bu cismin ağırlığı kadar. Çünkü hareket etmiyorsa net kuvvetin sıfır çıkması için şu yüzeyde ne çıkması lazım? 2 MG'lik bir net kuvvetin çıkması, şey e, kuvvetin çıkması lazım sürtünme kuvvetinin. L etki eden sürtünme kuvveti de dolayısıyla bunun ağırlığını dengeleyecek büyüklükte de olmalı. Yani Y ekseninde bir kuvvet kalmayacak şekilde o da ne çıkacaktır MG. Yani burada sakın ola şeyi hesaplama şöyle FK eşittir K sürtünme statik sürtünme katsayısı çarpı F. İşte FL eşittir K sürtünme katsayısı çarpı F deyip bunları eşit alma. Buradan bakmıyorsun buna. Tamam. Net kuvvetin sıfır olması durumundan bakıyorsun. Şimdi gelelim sürtünme kuvvetinin hareket ettirici özelliği olma işi yanılgısına. Öyle bir özellik yok. Sürtünme kuvveti bildiğin harekette ettirebilir. Örneğin üst üste konan cisimlerde özellikle burada çok takılıyorsunuz. Mesela iki tane cisim üst üste konsun ve aralarında da sürtünme bulunsun. Bu durumda siz yukarıdaki cismi F kuvvetiyle çektiğinizde ne yapacaktır? Bu kuvvet bu cismi çekerken belki kendisiyle de birlikte alttaki nesneyi sürükleyebilecektir. Her zaman sürükler diyemiyorum. Sürükleme olasılığı var. Peki ne olur? İki cismin uyguladığı, hissettikleri sürtünme kuvveti ne yönde olur? Şimdi bu sürtünme kuvvetini çizerken şuna bakacaksın. Yeşil cismi çektiğin zaman yeşil cisim ne yapıyor? Alttaki cismin, pembe cismin kendisine takılması sonucunda zorlanıyor. Aslında pembeyi oradan ayırsam yeşil yardırır gider ama pembe yüzden ona takılıyor. Takıldığı için yeşilin hissettiği sürtünme kuvvetini ne yapacaksın? Bu yönde çizeceksin. Çizelim. Bu yeşilin hissettiği sürtünme kuvveti. Evet ona uyguladığım kuvvete ters yönlü oldu mu oldu. Önemli değil o. Ancak yeşil olmasaydı bu pembe cismi harekete çekik ettiren bir kuvvet yok. Yeşil sayesinde yeşil ona takıldığı için pembe de ne yapacaktır? Onun tersi yönde bir sürtünme kuvveti hissedecektir. Şurada bu tarafa doğru. Atıyorum buradaki sürtünme kuvveti 20 Newtonsa büyüklük olarak bu da 20 Newton'dur. Etki tepki kuvvet çiftidir bunlar yüzeylerde. Bakın şimdi bu yüzeyi yan çevirdim ve almış gibi düşünün. Elim yeşil cisim. Yeşil cismi ne yapacağım? Yukarı doğru hareket ettiğime çalışacağım elimi. Yukarı doğru gitmek istediğinde yanağıma takılıyor. Takıldığı için istediği gibi kaymak gibi kayamıyor. Yani yanağım onu elinizi yüzünüze sürtünme elinizin hissettiği kuvveti düşünün. Elinizi yanak zorluyor aşağı doğru çekiyor. İşte F kuvvetine ters yönde bir kuvvet uygulamış oldu pembe cisim yeşil cisme. Ancak yanağım ne hissetti? Yanağım da alttaki pembe cisim. Yanağımın bakın yukarı doğru hareket ettiğini görüyorsunuz. Yani elimin hareket yönüyle aynı yönlü. Yeşil cisimle pembe cisim aynı yönde hareket ediyorlar. Çünkü yeşil el o pembe yanağı ne yapıyor? Kendiyle aynı doğrultuda takılıp sürüklüyor. Evet gördüğünüz gibi alttaki pembe cismi harekete geçiren şey nedir? Sürtünme kuvvetidir. Dolayısıyla bunun kütlesi M2 olsun, bununki M1 olsun. Beraber ortak A ivmesiyle hareket etsinler. Birinci cisim için dersiniz ki F-20 Newton eşittir M1 çarpı A'dır. İkinci cisme için 20 Newton sadece onu harekete geçiren tek kuvvet olduğu için. Yani sürtünme kuvveti aslında bu bahsettiğimiz. O zaman ne dersiniz? Bu da M2 çarpı A. Tamam. Yani mesela şöyle bir cisim olsun. Üstte bir cisim olsun. Altta bir cisim olsun. Şu şekilde. Ortadakini çekelim. Orta, ortadaki cisim şu ikisini ne yapabilir? Sürükleyebilir birlikte. Değil mi? Yani ben kafamı hareket ettirdim de bakın. Kafam aşağı iniyor. kulaklıklarım da çekebiliyorum. Beraber onunla birlikte hareket edebiliyor. Yani o zaman burada mesela kim neyi hissediyor? Şöyle düşünelim. Bu cisim bu tarafa giderken bunlar da onunla beraber hareket ediyorsa bunun hissettiği ve bunun hissettiği sürtünme kuvveti bu yöndedir. Yani alın mesela arkadaşınızın ha şöyle kalemi çıkarmasayım nasıl yapsam nereden anlatsam iki tane elim elimle birlikte bir şeyi karşımda bir şey olsaydı keşke ya mikrofon olmasa olmayacak. Evet neyse siz elinizi uzatın arkadaşlar annenizin mesela elini uzatsın anneniz o eli iki avucunuzun arasına alın ve ellerinizi çekin ya da anneniz elini çeksin siz ona bastırın ama iki elinizle. Anneniz elini çekiyorsa iki elinizle annenizle birlikte harekete geçecektir. Annenizin elinin hareketi yönünde. Ben nasıl desem bunu ya gösteremiyorum şu anda. Hiçbir yerimden de gösteremiyorum. Neyse gösteremedik ama. <laughs> evet. Bu annenizin eli bu da sizin eliniz. Anneniz elini bu tarafa doğru çektiğinde sizde elinizle annenizin ellerini iki taraftan kavramışsanız ellerinizin bu tarafa doğru sürüklendiğini görürsünüz. Elleriniz harekete geçirir bu sürtünme kuvveti. Ama anneniz sizin o iki elinizle annenizin elinizi sıkıştırmasanız çok rahat hareket ederdi. Dolayısıyla ortadaki bu cisim ne yapacaktır? Şu yönde hissedecektir o sürtünme kuvvetlerini. Tamam. Ee, yani sürtünme kuvveti aslında birbirinin iki cismin birbiri üzerinden kaymamasını sağlayan, birbirine bağlanmasını, tutulmasını sağlayan bir kuvvet. Böyle tanımlamak daha doğru. Birbirine takılmalarını sağlıyor. Bu şekilde hayal etmeye çalışın. Takıl, takılsın. Birbirini şöyle kenetleyin yani. E, dolayısıyla ilk düzlem üzerine bir cismi koyduğumda bu cisme uygulanacak sürtünme kuvveti tabii ki bu yönde olacak. Eğer cisim aşağı doğru bir mg sin alfa kuvvetiyle çekiliyorsa ister aşağı hareketsin ister yukarı önemli değil bu. Yani ne yapacaktır? Zemin kendisinin üzerinde tutmaya çalışacak onu. Takılıyor bu cisme. Bu cisim aşağı doğru gitmeye çalıştığında zemin onu ters yönde şey yapmış oluyor sürtünme kuvveti tutmaya çalışmış oluyor. Yani şöyle de göstereyim o zaman. Örneğin eğik düzlem üzerinde cismi aşağıdan bir F kuvvetiyle itiyorum. Ve bu tarafa doğru gitmesini sağlıyorsam. Ne yapmak isteyecek? Zemin o cismi tutmak isteyecek. Gitmesine engel olmaya çalışacak. Bende kalacak. Birbirlerine yapışmak istiyorlar. O yüzden zemin takılacağı için sürtünme kuvveti bu yönde etki edecek. Burada ise, burada bakın aşağı doğru gidiyor. cisim aşağı doğru ittiriyorsunuz. O zaman da yine pürüzler ona takılacak. Aşağı doğru hızlanmasına engel olacak. O zaman da sürtünme kuvveti tabii ki bu yönde etki etmiş olacak. Tamam. Mesela şu motor. Bakın topraklı zemin, topraklı zeminde harekete geçecek şimdi. Ee, motorun lastiğine uygulanan sürtünme kuvveti. Bununla ilgili tabi bir sürü versiyon var. Ee, Tolga Bilgin Hoca'nın arkadaşlar videolarını izleyin. Şöyle bir göstereyim. A, pardon yanlış yere geldik. Evet Tolga Hoca'nın. Tolga Hoca'nın bakın burada bununla ilgili bir sürü videosu var. Lütfen izleyin benden çok daha güzel anlatmış. Ee, dönerek ilerleyen cisimlere uygulanan sürtünme kuvveti. Birinci bölüm, ikinci bölüm dönerek ilerleyen için. Üçüncü bölüm işte iç tok ve sürtünme kuvveti etkisinde yuvarlanma durumu, sonra şurada eğik düzlemde kaymadan dönerek ilerleyen cisimlere uygulanan sürtünme kuvveti bu videoların 1, 2, 3, 4, 5, 5 bölüm. Bunları izlerseniz çok faydalı olur. Yine Ertan Hoca, Ertan Sinan Hoca'nın da sürtünme kuvveti hangi yönde şu meseleyi kökünden halledelim fizik için olmazsa olmaz videolarını izleyin. Beni izlemeseniz de olur valla. Bunları izleyin arkadaşlar. Ondan sonra zaten konuyu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şu videoyu izleyelim bakalım. Ha duralım. Toprak ne tarafa doğru gidiyor bak. Toprak bize doğru geliyor. Motor ne tarafa doğru? İleriye doğru gidiyor. Şimdi bu motorun lastiği ile toprak arasında ne var? Bir sürtünme kuvveti var değil mi? Dolayısıyla bunların yönünü düşünelim. Motor sikleti harekete geçiren itme kuvveti nedir aslında? Toprağın ona uyguladığı sürtünme kuvveti. Bu sürtünme kuvvetinin etkisiyle öne doğru gitmeye çalışıyor yani. Biz bunu günlük hayatta yürürken de hissediyoruz. Yani bizim yürüyebilmemiz için temel şart nedir aslında? Ee, pürüzlü bir yüzey olması. Eğer sürtünme kuvvetinin sıfır olduğu bir kok, çok kaygan bir buz yüzeyi mesela olsun bu. Sıfıra yakın bir kaslıyı. Harekete geçemezsiniz. Olduğunuz yerde patinaj yaparsınız. Döner durur ayaklarınız. Yani ayağınızın ne yapması gerekir? Zemini itmesi gerekir. Bu da ona benziyor. Toprak bakın nasıl ne kadar güzel. Evet devam edelim. <gülüyor> evet, sürtünme. <laughs> Özür dilerim. Ee, tabii belli bir noktadan sonra yetmedi arkadaşlar. Ne oldu? Eğik düzen platformunda o ağırlığın artık etkileri sonucunda torkta oluştu. Motor üzerinde bakın dönme hareketi yaptı. Ve ileri gitmesine yetmedi. Peki bakalım başka bir video daha izleyelim. Şimdi bakın sürtünme kuvvetini artırmak için lastiklere böyle çivi gibi bir şeyler saplamışlar arkadaşlar. Yani yoksa zaten çıkamaz. O yüzden orada sürtünme kuvvetini artırıcı etki basıncı da artırmaya çalışmışlar yüzey alanı küçülterek. Evet çok net bir şekilde şu toprağı görüyorsunuz değil mi yani. Bir tek bu yönde değil Dönme hareketi yaptığı için bir yandan lastik havaya doğru da fırlatmış oluyor. Evet izleyelim ya. Başaracak mı acaba? <laughs> evet sonu tatlı bitmiyor. Peki ayağımızı da görelim o zaman. Ayağımızdaki hareketi de. İnşallah bunda telif yemeyiz. Bakın burada bir atletlerin koşuya başlama anına bakın. Ne yapmaları lazım? Öne doğru atılabilmeleri için aslında bir sürtünme kuvvetine ihtiyaçları var. Yani orada zemin pütürlü pütürlü olmalı. Hatta onların başlangıçta böyle bir dayandıkları bir destek mekanizması var o mekanizmadan kuvvet alarak kendileri öte doğru itiyorlar. Start verildiğinde koşucuların hangi ayaklarını nasıl yere bastıklarına dikkat etmenizi istiyorum şimdi. Bakın. Heh. vücutları önde, ayakları biraz daha arkada ve parmak uçlarına basarak hızlanıyorlar bakın. Parmak uçlarıyla zemini itiyorlar. Zemini iterek zemine ters yönde yani zemine kendileri bu tarafa doğru geliyor ya. Zemine ne yönde kuvvet uyguluyorlar? Ters yönde. Zemin onlara ne yapıyor? Buna karşılık tepki gösterip öne doğru bir kuvvet uyguluyor. Bu kuvvet sayesinde de harekete geçebiliyorlar. Bakın önce bu şekilde sonra hızlarını kazandılar. Artık ayaklarını o başlangıçtaki kadar eğimli tutmuyorlar. Vücutlarını da düzle, düzleştirdiler. Ayakların pozisyonu ne oldu? Değişti. Yani harekete geçebilmemiz için aslında zeminin sürtünme kuvvetine neyimiz var? İhtiyacımız var. <laughs> Şimdi yürüme ve sürtünme kuvveti olarak bir şey açayım. Evet, bakın burada bir kutuyu iten bir kadın var. Bu kadın kutuyu hareket ettirebiliyor. Fakat kendisi hareket etmiyor, olduğu yerde kalıyor. Şimdi kendisi kuvveti şey e, kutuya bir kuvvet uyguluyor. Şu kırmızı itme kuvveti. İttiği için kutu ne yapıyor? Harekete geçiyor. Kutu harekete geçtiği için ona hareketine ters yönlü sarı olan kinetik sürtünme kuvveti etki ediyor. Fakat kadın harekete geçmediğine göre şimdi kadın kutuyu iterken kutu da ona bir tepki gösteriyor. Dolayısıyla kutu tarafından da kadına bir geriye yönde bir kuvvet etki ettiği için tabanında ne yapıyor bunu hissediyor. Geriye doğru bir kuvvet hissediyor vücudu itmeye karşı tepki gösteriyor vücudunu geriye doğru yani bir etkisi var. Ama kadın hareket etmediğine göre kadının ayağına da ne yapmalı? Durgun olduğu için statik sürtünme kuvveti etki etmeli. O da ayağının hissettiği statik sürtünme kuvveti de bu pembe kuvveti yönünde. Tabii ki yeri de inceleseydim buradaki yer hangi yönde sürtünme kuvveti hisseder? Kutu hareket ederken... Ee, şu kutunun altında toprak parçaları olsa kutuyla birlikte gider. Toprak parçalarının hissettiği kinetik sürtünme kuvveti toprak harekete geçtiğine bu yönde. Yani şu sarıya ters yönlü. Ancak buradaki e, toprağa bakarsam kadın eğer kaymıyorsa üzerinde orada bir zemin halı olsun ya da e, o halı parçası da aslında çok, ne yapacaktır? Şu tarafa doğru geriye doğru itilmiş olacaktır ama hareket etmeyebilir tabii ki. Yani asfaltı biz mesela hareket ettirebiliyor muyuz? Hareket ettiremiyoruz. Evet yürüyüş esnasında sonuçta eğer duruştan harekete geçiyorsak ayağımıza şu yönde yer tarafından bir sürtünme kuvveti etkiler, Hatta doğrudan bu sürtünme kuvveti bizi harekete geçirecek kuvvet olduğu için biz bu yönde bir A kazanıyorsak kütle çarpı A diyebiliriz buna. Yer ne hisseder? Tabii ki yer de buna ters yönde bir kuvvet hisseder. Toprak parçası yer asfaltta bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti hisseder. Ee, şu bize uygulanandır. Bu da yere uygulanandır. Ama tabii ki biz hızlanmıyor da yavaşlıyorsak o zaman da yavaşlayabilmemiz için yani bu yönde bir ivme değil yavaşlayabilmemiz için ters yönde bir ivme ihtiyacımız olur. Ters yönde ivmeye sahip olmak için de sürtünme kuvveti bu sefer bu ivmenin kaynağı olacağı için hareketimize ters yönde olur. Tamam. Hızlanıyorsak hareketimizle aynı yönde bir sürtünme kuvvetiye maruz kalıp bu sürtünme kuvveti sayesinde oluşan ivme ile hızımızı artırıyoruz. Eğer yavaşlayıp duruyorsak sonunda hızımız sıfır oluyorsa hareketimiz bu yöndeyse hareketimize ters yönlü bir sürtünme kuvvetiyle ve onun yarattığı ters yönlü bir ivme sayesinde ne yapar yavaşlar dururuz. Evet şimdi MAP kitabındaki örneklere bir göz atalım. Ne demiş bakın? F kuvvetini bu yönde vermiş. F kuvvetiyle V hızım var bu yönde. Ee, bir hız kazanıyorum. Dolayısıyla yüzey şu pürüzlü yüzey ne yapacak? Ben bu yönde hareket ederken beni tutmaya çalışacak. Tutmaya çalıştığı için de bana uyguladığı sürtünme kuvvetinin yönü bu yönde olacak. Tabii ki sürtünme kuvvetini bulurken ne uygulayacağım? Sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvveti k çarpı yüzeye dik kuvvetin büyüklüğü. N'in büyüklüğü ne kadardır? Y ekseninde net kuvvet olmadığına göre bunun büyüklüğü g'nin büyüklüğüne eşittir. Yani mg şiddetindedir derim. N yerine de ne yazarım? mg yazarım. Buraya baktım. Eğer bir F kuvveti şu yönde uygulanıyorsa bu F kuvvetinin bileşenlerini Biri bu, biri de bu. Aşağı doğru Ağırlığımız var Mg büyüklüğünde. Sonuçta normal kuvveti ne kadar kalır? Mg kuvveti atıyorum 20 N olsun ve siz şu kuvveti 5 N bulduysanız Y eksendeki net kuvvetin sıfır çıkması için normal kuvvetinin büyüklüğüne 15 N kalır. Yani ben artık neyi kullanacağım? K çarpı normal kuvvetine. K çarpı normal kuvvetinin büyüklüğü ne kadarmış? Yukarı doğru F çarpı sinüs alfa kadar. ...küçük bir kuvvetim var... ...büyük de olabilirdi gerçi bu... ...yani F'den küçük bir kuvvet... ...F çarpı sinüs alfa kadar... İşte bu F çarpı sinüs alfayı neden çıkaracağım... ...Mg ağırlığından çıkarıp... ...normal kuvvetimin büyüklüğünü bulacağım... ...ve bunu sürtünme katsayısıyla çarptığımda... ...sürtünme kuvvetini bulmuş olacağım... Ee, ...şu kuvvetle beni ne yapacak... ...harekete geçirmeye çalışan kuvvet olacak... ...bu yönde harekete geçirdiği zaman... ...tırtıklı yüzey beni tutmaya çalışacak... ...şu yönde bir sürtünme kuvveti uygulayacak... Sonuçta ne diyeceğim? F çarpı kosinüs alfa eksi F sürtünme eşittir MA demiş olacağım. Evet, buradaki durumu incelemiştik zaten. Aşağı doğru MG ağırlığımız varsa yüzeye dik kuvvet F kuvvetse normal kuvvete bununla eşit büyüklükte bir kuvvettir dedikten sonra sürtünme kuvvetini aslında K çarpı F olarak hesaplayabilirim. Fakat bu aslında maksimum değeridir. Dolayısıyla bana şunu demesi lazım. Ee, biz hesapladık diyelim ki MG bundan daha büyük çıktı. Siz bunu 20 Newton buldunuz ve MG 40 Newton çıktı. O zaman rahatlıkla dersiniz yani aşağı doğru düşerken yüzeyi ona takılıp tuttuğuna göre ve sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet etki ettiğine göre 40-20 eşittir MA yazabilirsiniz. Ama duruyor ise o zaman statik sürtünme kuvveti devreye girer ve ayrıntılarını az önce söylemiştik. Duruyorsa kesinlikle sürtünme kuvvetinin büyüklüğü MG'nin büyüklüğü kadar olur yukarıdan şöyle köşeden bir F kuvveti ile uyguluyorsam cisme yine bunun iki bileşeni olur. Biri bu biri bu. Şu bileşen bizi bu cismi bu tarafa doğru hareket ettirmeye çalışırken şu bileşen sayesinde yüzeyde hissedilen kuvvetin şiddeti MG'den daha büyük bir değere çıkar. Yani hem MG vardır hem de aşağı doğru F çarpı sinüs alfa vardır. Dolayısıyla normal kuvvetin değeri büyür ve ne kadar olur büyüklükçe? MG artı F çarpı sinüs alfa. İşte bu kuvveti kat ile sürtünme katsayısı ile çarparak sürtünme kuvvetini bulursunuz. F kuvvetinizde bu yönde F çarpı kosinüs alfa şiddetinde bu kutuyu bu F kuvvetiyle çektiğiniz zaman yüzeyi tırtıklı bir şekilde ne yapacaktır? Cismi tutmaya çalışacak ve kendisiyle birlikte tutmaya çalıştığı için de o zaman net kuvveti F çarpı kosinüs alfa eksi F sürtünme eşittir M şeklinde yazacaksınız. Evet örnekler kısmına geçebilirim artık.